Gümüşhane Şiran. Gümüşhane Şiran abi. Gümüşhane Şiran. Bizim oranın insanı. İki kemer için çıkacaksın. O zaman senden dinleyelim. 29 Haziran Cumartesi akşamı olacak müsabakayı. Super Fight. 3 round. İki kemer için Pro League şampiyonluğu. Ve Afso'nun bir özel kemeri var. President Bell diyorlar. President kemeri. Bir özel bir maça veriliyor. Aslında bir rakibim başka birisiydi. Maalesef maçı iptal etti. Şimdi başka birisine karşı dövüşüyorum. Ve inşallah alacağız maçı. Şu anda önümüzde bayağı bir kemerler var. Ben Fatih Kamacı ünlü bir isim. Gerçekten ünlü bir isim. Önümüzde bayağı bir kemerler var. Önemli bir maç olacak değil mi bu? Bu önemli maç, evet abi. Bir kemer maçı olacak sonuçta. Dünya şampiyonluğu değil ama özel kemerler, özel maçlara verilen kemerler. O yüzden tabii ki önemli maç. Senin için önemli. Evet, benim için önemli. Biz alınan bir kemerleri tanıyabilir miyiz? En önde aşağı duran kemer var, Fatih. Aşağıdakiler önceki eskilerden Avrupa şampiyonluğu. Avrupa şampiyonluğu. Evet. Bu da Avrupa şampiyonluğu, bu da dünya şampiyonluğu. Bu da dünya. O zaman benim taraftaki çok önemli. Dünya şampiyonluğu, Avrupa ve yine Avrupa. Aşağıda. Evet, Fatih Kamacı yine soy ismi için gerçekten maşallah. Ben de birkaç müsabakasını izledim. İnşallah 29 Haziran Cumartesi günü akşam Türkiye için ringe çıkacak, Türk bayrağıyla çıkacak. İstiklal marşını. İstiklal marşımız da orada. Otomatikmen Türkiye için dövüştüğün için heyecan daha bir büyük. İnsan tabii ki kaybetmemek istemiyor, kaybetmek istemiyor. Tabii ki öyle de kaybetmek istemiyorsun ama bu bir ayrı. Mesela dünya şampiyonu falan çıktı mı, İstiklal marşı okundu mu? Çok ayrı bir gurur. Zaten o gururu da herkes tadamıyor. O yüzden çok özel. Peki o zaman biraz da rakibini konuşalım. 29 Haziran Cumartesi günü akşam saat 18'de giriş başlıyor. Evet. Rakibini konuşalım. Rakibin belli mi şu anda? Evet, rakibim belli. Rakibin boyu uzun. Bu son maçlar hemen hemen aynı boydaydı rakiplerle. Bu bayağı bir uzun, 1.90'ı geçkin. Tabii uzun kollar, uzun bacaklar biraz zor olacak ama inşallah. Yani önceki maçlarım güzel, boydan fark olmadığı için güzel girebiliyordum. Knockout'la bitirebiliyordum. İnşallah bu sefer de knockout'la olur ama bakacağız. Biz o zaman senden bir son cümleyi alalım. Kickbox severleri, Türk bayrağı sevenleri, aynen, İstiklal Marşı'nı sevenleri 29 Haziran Cumartesi akşamı Karlsruhe'de Rheinstrandhalle'de Rock Standard'da bekliyoruz. Evet, evet, herkes davetlidir. Böyle bir ilanımız var. Onu da göstermiş olalım. Senden de bir çağrıyı alalım. Bizim için tabii ki Türkiye için dövüştüğümüz için özel oluyor. Tabii Türk vatandaşlarımız da geldi mi, bizi destekledi mi? Daha bir başka oluyor, daha insan bir gurur duyuyor. O yüzden inşallah zamanı olan buyursun gelsin, bizi desteklesin. Peki o zaman biz de Cumartesi günü akşam 29 Haziran'da hem Umut Yumu'yu desteklemek hem de Fatih Kamacı için Karlsruhe Rheinstrandhalle'de olacağız. Taksancı'nda orada görüşmek dileğiyle. İnşallah. İnşallah. İnşallah abi. Başaracaksın. İnşallah. Televizyon falan da var, onu da deseydin ya. Ne diye? Fransız televizyonu. Bir de kanallar mı gidecek? Ne diyelim oraya, nasıl başlayalım? Yok, diyelim keselim, yine koyarız araya. Fransız'dan bir dokumentasyon yapıyorlar. Hı-hı. Onlar beni bütün belgesel çekiyorlar. Belgesel. Seninle ilgili mi yoksa genel mi? Bizim kluptan ama o günüsüz benden ilgisel. Bütün maçı takip edecekler. Hangi Fransız kanalı belli mi ismi? Sormam lazım. Tamam, önemli. Söyleyelim. Bir televizyon var diyelim. Türk televizyonu şöyle yapacağız. Orada çekimler olacak. Hı-hı. İleride Türk televizyonuna çıkacak, canlı değil. Tabii tabii yani, evet, tamam. Kanal vermemiz lazım değil, değil yok, mi? Onu yok, önceden tamam. Veririz. Tamam, hazır. O zaman diyebilirsin sen, Fransız televizyonu, Türk televizyonu da var o günüsü. Tamam. Evet, 29 Haziran Cumartesi günü olacak bu önemli süper maçta, süper müsabakada, kemer müsabakasında hem bir Türk kanalı da evet, ilgi gösteriyor. Medya oldukça ilgi gösteriyor. Hem de bir Fransız kanalı belgesel hazırlıyor. Fatih Kamacı üzerine bir belgesel yapılacak. Burada belgesel filminin
çekimler olacak. İlginç bir müsabaka olacak. Bizler de orada olacağız. Dövüş sporu gibi gözükse bile bu kickboks tamamen dövüş sporu değil. Savunma sporu ve disiplin. Hem beden disiplini fizik olarak disiplin hem de ruhen bir disiplin sporu oluyor. Biz de Fatih Kamacı'ya şimdi onu soralım. Gençlerimize ne tavsiye edersin? Fatih Kamacı'nın sporu ilgili. Gençlere tavsiye ediyorum. Yapsınlar. Her türlü spor yapsınlar. Evet. Kickboks olsun, boks olsun insana bir özgüvenç veriyor. Disiplin veriyor. Zaten bu spor bayağı bir kendini ispatladı. Mesela zor gençlerle yetişkin zamanlarında bayağı bir yardımcı biraz olan bir spor. Aslında enerjisi de dışarı evet atmış oluyor. Çok büyük bir efor ve büyük bir enerji sarf ediyorsunuz. Ve çok ailelerimiz çok yanlış düşünüyor. Mesela diyorlar ki çocuklar dışarıda kavga ediyor. Bir de kickboksa yollarsam daha kötü olur. Bu doğru değil. Evet. Kickboksa gittin mi insanlar sakinleşiyor. Daha sakinleşiyor. Ne olabileceğini fark edebiliyor. Yani birisine vurdun mu şöyle olabilir. O yüzden güzel. Herkese tavsiye ederim. O zaman Gümüşhane'de söyleyelim. Gümüşhane'nin gururu diyelim. Tabii Türkiye'nin de gururu. Ama özellikle Gümüşhane'leri o gün 29 Haziran'da Fatih Kamacı ringe çıkacak. İki kemer müsabakası için çıkacak. Önemli bir müsabaka. Hem İslam maçlıydı hem de Türk bayrağını dalgalandıracağı sözünü de verdi. O zaman tüm Gümüşhanelileri ve tüm vatandaşlarımızı, spor aynen severleri tüm o gün Karlsruhe'de, Rheinsteinhalle'de bekliyoruz.